Makine olan her alanda bir makine mühendisi vardır mutlaka. Bu da hayatın hemen hemen her alanı demek. Makine mühendisliği dolayısıyla çok yaygın uygulama alanları olan bir meslek, eski bir meslek. Makine mühendisliği bölümü genç ve dinamik hocalardan oluşan bir bölüm. Herhangi bir eğitim alanında önemli olan birkaç faktör var. Bir tanesi altyapınız iyi olacak, ikincisi çok iyi öğretim üyesi kadronuz olacak. Proje yapan ve projelere öğrencileri de olabildiğince katan bir bölümüz. Başarılı öğrencilerimizin bir kısmı hocalarımızın TÜBİTAK projelerinde görev alıyor. 2020 yılında makine mühendisliğinden lisans derecemi aldım ve ardından hemen yüksek lisans yapmaya başladım. Ve o tarihten beri TÜBİTAK projesinde proje bursiyeri olarak çalışıyorum. Bu projede mikroborlar içinde karbondioksit akışının ısı transferi karakteristiğini inceliyoruz. Cihazlar çok küçüldüğü için bunların soğutma gereksinimleri değişiyor ve daha küçük yerlerde soğutma yapmak gerekiyor. Mikroborularda bunu incelememizin sebebi de küçük yerlerde daha fazla soğutma yapabilmek için aslında. Tabii bu proje yapmak demek, altyapınızın iyi olması demek. Bölümün laboratuvarları var, çeşitli 4-5 adet laboratuvarı var. Buralarda öğrencilere hem deneysel çalışma yaptırıyoruz, derslerde deney çok önemli bizim için. Hem de proje derslerinde, tasarım derslerinde, mezuniyet projesi derslerinde çoğu öğrencimiz bir şey üreterek de proje yapıyorlar. Son sınıftan mezun olan bir öğrencimiz en azından 3 tane tasarım dersi alıyor. Bu önemli bir şey çünkü hayata atıldıkları zaman bir kısmı ürün tasarlıyor veya mevcut bir ürünü daha geliştirmeye çalışıyor. Bu kültürü kazandırmaya çalışıyoruz ve başarıyoruz da. Bizim mezunlarımız savunma sanayinde, havacılık sektöründe, otomotiv sanayinde, beyaz eşya sektöründe, biyomedikal cihazların olduğu yerlerde görev alıyorlar ve çok iyi yerlerde görev alıyorlar. Bizim eğitimimiz İngilizce. Bu İngilizce de bizim öğrencilerimize bir artı değer sağlıyor. Çift anadal, yan dal etkinlikleri de var. İsteyen öğrenci, başarılı öğrenci çift anadal yapabiliyor. Örneğin şu anda bilgisayar mühendisliği bölümüyle çift anadal yapan iki öğrencimiz var. Erasmus programlarımız var. Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da, İspanya'da. Bizim belli bir mentalitemiz var, belli bir yaklaşımımız var. Çok ciddiye alıyoruz eğitimi. İşin doğrusu bu nedenle de Türkiye'nin en kolay makine mühendisliği bölümü değiliz. Bunu söylemek zorundayım. Matematik ve fizik altyapınızın iyi olması gerekiyor. Ama bunlar iyiyse sizi gerçekten parlak bir gelecek bekliyor. Bir de bölümümüzdeki staj olanaklarından bahsedeyim. Genelde öğrencilerimiz kendileri buluyorlar. Biz de destek olmaya çalışıyoruz. Tanıdığımız firmalardan staj yeri bulabiliyoruz ki öğrencilerimiz staj bakımından da açıkta kalmıyorlar. Bir makine mühendisi bir defa makine işlerini sevmeli. Yani tasarlamak, üretmek ve bir problem üstünde düşünmek, sonucunu almak, bundan keyif almak. Analitik düşünme yeteneği diye bir şey gerekiyor. Bir problemi gördüğünüzde karşınızda fizik yasalarını ve matematik bilginizi kullanarak anlamak ve buna bir çözüm üretmek demek.